AKP hükümetinin Yeşil Yol projesini hatırlıyor musunuz sevgili seyirciler? Geçtiğimiz yaz Karadeniz'deki bütün illerde neredeyse protesto gösterilerine yol açmıştı. Pek çok da çevreci kahraman çıkmıştı o bölgeden. Hem hukuki hem de sivil protestolara yol açmıştı. Hukuki girişimler de yapılmıştı Yeşil Yol projesinin iptali ile ilgili. Bu Karadeniz'in kıyı kesiminden geçen yaylalarda dolaşan, yaylaları Karadeniz'i ikiye bölen bir yol projesiydi. Bu yolun iki yanında ranta açık düşünceler olduğu şeklinde de iddialar, ifadeler vardı orada yaşayanlar tarafından. Hukuki mücadele belli bir noktaya geldi. Danıştay'a başvurulmuştu. Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi. Rize, Artvin, Trabzon, Gümüşhane, Giresun ve Ordu illerindeki vadilerin doğal varlıklarının değerlendirildiği çevre düzeni planı 2011 yılının Ağustos ayında dönemin Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlandı. Tema Vakfı daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmayla ilgili olarak bir haftalık askı süresi içinde planın 36 maddesine itiraz etti. İtirazlardan sonuç alamayan Tema, planın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 2011 yılının Aralık ayında Danıştay'a dava açtı. Dava kapsamında 2013 yılının Kasım ayında Danıştay üyeleriyle birlikte aralarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim görevlilerinin yer aldığı bilirkişi heyeti Doğu Karadeniz bölgesinde 36 noktada 3 gün süreyle bilirkişi incelemesi yaptı. Bilirkişi raporunda çevre düzeni planının bölgedeki önemli doğa koruma alanlarını, su havzalarını, tarım alanlarını korumadığına vurgu yapıldı. Planın ayrıca bölgedeki korunması gereken doğal varlıkları doğal kaynak olarak görmekle ticari iyileştirmesinin yolunu açtığına dikkat çekildi. Danıştay İdari Dava Daireleri bilirkişi raporlarına dayanarak 6 ilin çevre düzeni planının yürütmesini durdurma kararı verdi. Konuyla ilgili bir telefon bağlantımız var. Haluk Pekşen telefon attığımızda, avukat ve CHP'nin Trabzon milletvekili. Sayın Pekşen, iyi günler diliyorum. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum ben de. Sağ olunuz. Geçen yaz sizin için de çok hareketli geçmişti. Evet. Karadeniz illerinde neredeyse tek tek bulundunuz. Hem sivil inisiyatif orada varlığını gösterdi ve az önce ifade ettiğim gibi özellikle kadınlardan çevre kahramanları çıktı. Ve sonrasında Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi bilirkişi raporunda dayanarak. Bu hukuki sürecin çevre açısından bakıldığında, Karadeniz'de yaşayan insanlar açısından bakıldığında bir hukuki başarı olarak da tanımlanabilir galiba, değil mi? Evet. Sami Bey, önce Halk TV'ye bir Karadeniz milletvekili olarak teşekkür ediyorum. Özellikle bu hukuki mücadelenin yürütülmesinde Halk TV'nin bize vermiş olduğu destek, bu konuda hukukun çevre duyarlılığının gelişmesinde verdiği destek çok büyüktü. Bu anlamda teşekkür ediyoruz. Danıştay'ın yürütmenin durdurulması kararı belki bir nebze olsun, yüreklere su serse, ama asıl tabii iptal kararı önemli. Şimdi burada söylenebilecek olan şey şu. Burada Karadeniz bölgesinde çok geniş yapılı bir planlama yapılmış. Ve bu planlama az önce sizin de vurguladığınız gibi oradaki doğal hayatı korumaya yönelik bir planlama değil. Hem su kaynaklarını, hem tarım alanlarını, hem florayı, hem de faunayı tümüyle değiştirebilecek, yani Karadeniz'in ekosistemini tümüyle çökertebilecek bir planlama. Nitekim bu planlamanın uygulamaları içerisinde bizim kamuoyuna yansıyan Yeşil Yol diye bildiğimiz işin bir kısmı, yalnızca bir tane. Halbuki 39 ayrı yerleşim yeri planlanıyor. Bu yerleşim yerlerinin planlandığı yerler doğa açısından çok kıymetli. Bunlardan en önemlilerinden birisi de Çamlıhemşin Milli Parkı. Milli Parkı turizm imar alanını açıyorlar. Milli Parkın içerisine ticari rant merkezleri koyuyorlar. Milli Parkın içerisine konutu açıyorlar. Ya dünyada başka bir yerde böyle bir örnek var mı bilmiyorum ama ben bugüne kadar araştırmalardan başka bir örneğine rastlamadım. Şimdi dünyanın en korunak bölgelerinden birisi olan ve 35 milli parkından birisi olan Çamlıhemşin'in başta olmak üzere Artvin Kafkasör'den Samsun'a kadar olan Karadeniz bölgesinde milli park doğal sit alanlarının tamamına yapılaşma getiriyor bu projeyle birlikte. Nitekim Danıştay kararından kısa bir süre önce de Avrupa Birliği ilerleme raporunda Türkiye'nin bu bölgedeki planlama adı altında yapmış olduğu bu uygulamaların Avrupa Birliği'nin mevzuatlarıyla asla uyarlı olmadığı
ve bu konudaki yasal boşlukların derhal doldurulması gerektiği ve bir an önce bu uygulamalardan vazgeçilmesi gerektiği de vurgulanmış. Bu yargıcı Danıştay kararı Avrupa Birliği'nin bu kararının üzerine geldi ve çok da önemli bir katkı sağladı. Ben sanıyorum ki Rahim Bey, Türkiye'de bu kadar geniş çaplı çevreyi etkileyecek olan büyük bir proje ve çevrede büyük bir çökmeye sebep olmuş olan proje, Danıştay'da da olağanüstü geniş kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır. Bu gerekçelendirme kısmında, yani daha sonra umuyoruz iptal kararı gelecektir, gerekçelendirme kısmında verilecek olan konu başlıkları da, yani doğrudan tarım ürünlerini nasıl etkilediği, içilebilir su kaynaklarını nasıl etkilediği, doğayı, ormanı nasıl tahrip ettiği, canlıların yaşamlarını nasıl ortadan kaldırdığı, doğada olağanüstü bir heyelan tehlikesini, sel ve benzer tehlikeleri nasıl gündeme getirdiği gibi konuları da Danıştay detaylı bir şekilde gerekçeli kararında belirtirse, bundan sonra Türkiye'nin diğer bölgelerinde de olası bu tür çevre duyarsızlıkları, çevreyi görmezden gelen uygulamaların önüne de bir emsal karar duruşu olarak sergilenecektir. Çünkü bu Danıştay'ın bir dairesi değil, dava daireleri kurulu. Doğru, bir kurul kararı olması da önemli bir güç sağlayacaktır oluşacak olan karara. Peki Sayın Pekşen, sizi bulmuşken başka bir konu başlığında da bilginize ve görüşünüze başvuralım. Ergün Poyraz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP ile ilgili kitaplarıyla bilinen bir gazeteci yazardır. Onunla ilgili AYM'den çıkan bir karar var ve emsal olacak bir karar gibi görünüyor. Sizin görüşünüz nedir? Evet, Rahmi Beyciğim, bunu daha önce sizinle bu konuyu birkaç kez Halk TV'de haberlerde program yapmıştık hatırlarsanız. Anayasa Mahkemesi'nin özellikle 2012 sonrasında İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ile yapmış olduğu protokol gereğince İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin yargılama usulüne uyarlı bir yargılama biçimi belirlemesini karar altına almıştı. Anayasa Mahkemesi'nin kararları aynen İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları gibi içtihat istikrarı ilkesine uyarlı olmak durumundaydı. Yani ne diyordu İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi? Ben bu konuda geçmişte bir içtihat vermişsem artık o içtihadımı olağanüstü bir değişik olmasa, koşullarda bir değişik olmasa içtihadımı değiştirmeyeceğim ve içtihatları istikrarlı bir şekilde devam ettireceğim. Şimdi bugün sizin az önce bahsetmiş olduğunuz karar esasında tam da Cumhuriyet Gazetesi yazarları hem Sayın Can Gündar'ı hem de Erdem Gül'ü doğrudan ilgilendiren bir karar. Sebebi şu, biliyorsunuz hem Sayın Can Gündar hem de Erdem Gül Anayasa Mahkemesi'nin bugün altını çizdiği basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü diye anayasanın 26. maddesine atıf yaptığı konuyu aynen doğrudan kapsıyor. Doğal olarak daha önce bir başvuruyu bugün Anayasa Mahkemesi karara bağlamış. Yani hem Can Dündar'la ilgili hem de Erdem Gül'ün yapmış olduğu gazetecilik haberiyle ilgili Anayasa Mahkemesi başvurusu konusunda şu anda Anayasa Mahkemesi'nin içtihat istikrarı ilkesine uygun bir içtihadı var. Yani bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin ne söylediği belli. Anayasa Mahkemesi kararlarının diğer kararlardan farkı da şu, bağlayıcılığı var. Herkesi bağlıyor. Hem içtihat istikrarı ilkesi gereğince hem de bağlayıcılığı gereğince bugün kendisiyle ilgili nöbetçi mahkemeden tahliye istenilmesi bence avukatlarına tavsiye edilecek bir durumdur. Yani Ergün Poyraz'la ilgili AYM'nin verdiği karar yerel mahkemeler tarafından, ilgili mahkemeler tarafından uygulanmak mecburiyetindedir. Can ve Erdem'le ilgili avukatları mahkemeye başvurdukları takdirde tutukluluk halleri kalkabilir. AYM'den Ergün Poyraz'la ilgili çıkan bu karara göre diyoruz. Çok doğru söylüyorsunuz. Tamam. Çünkü yapılacak olan iş şudur. Anayasa Mahkemesi'nin bu emsal içtihadı orada muhtemelen tabi basına içtihat gerekçeleri detaylı yansımadı. Özet olarak biliyoruz ama orada detayları vardır. Emsal içtihadı alacaklardır. Doğrudan nöbetçi mahkemeye götüreceklerdir. Nöbetçi mahkemede emsal içtihatla birlikte tahliye talep edeceklerdir. Ben nöbetçi mahkemenin başka bir karar vereceğini zannetmiyorum. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin kararı bağlayıcıdır. Nöbetçi mahkemede o bağlayıcı karara uymak zorundadır. Geçmişte biliyorsunuz buna ilişkin nöbetçi mahkemelerde bir tereddüt yaşanmıştı ama Anayasa Mahkemesi hiç bu tereddütü hoş karşılamadı. Derhal gereğini yapın şeklinde ikinci bir karar verdi ve gereğini yaptırdı. Yani sanıyorum
avukat arkadaşlarımızdan, meslektaşlarımız da bunun farkındadırlar. Herhalde bugün yarın onlar da Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı ve emsal karar yapıp doğrudan tahliye başvurusunu yapabilirler. Evet, Sayın Pekşen teşekkürler. Sizin aracılığınızla Can ve Erdem'e de güzel bir haber iletmiş olduk diye düşünüyoruz en azından. Buradan evet, sevgilerimizi, saygılarımızı da iletelim. Sizin aracılığınızla sağ olun. Siz de sağ olun. İyi yayınlar olsun. Teşekkürler.